Peki. Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar. Bugün yine bir Türkiye'nin çok önemli bir kesimini ilgilendiren bir konuyla karşınızdayız. Yanımızda Adana milletvekilimiz Sayın Ayhan Barut var. Ona da teşekkür ediyoruz. Tabii yine yanımızda DİSK Emekli Sen Başkanı ve Türkiye İşçi Emekleri Derneği Genel Sekreteri de var. Onlara da huzurunuzda tüm İşçi Emekleri Derneği var. Onlara da teşekkür ediyorum. Tabii katılan emekli arkadaşlarımızın hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, emeklilere geçmeden önce bugün işsizlik rakamları açıklandı. TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı. TÜİK'in başkanının değişme gerekçesini anlamış olduk. TÜİK başkanını değiştirerek Türkiye'de adeta işsizliği sıfırlamaya çalışıyor. Açıkladığı rakam Ocak ayında 822 bin insan iş bulmuş. 822 bin insan iş bulmuş. 450 bini hizmet sektöründe, 366 bini tarım sektöründe iş bulmuş. Bu TÜİK'in rakamlarına bir tane inanan, aklı başında bir kişi varsa çıksın ortaya. Millet sokakta birbirine bakıyor. Acaba hangimiz iş bulduk diye insanlar birbirine bakıyor. İşkur'la TÜİK yalanda yarışıyor. Körler sağırlar, birbirine ağırlar. Bu TÜİK hikayesi aslında bize hepimizin çokça bildiği yalancı çoban hikayesini anlatıyor. Artık TÜİK'in hiçbir inandırıcılığı kalmamıştır. TÜİK 11 milyon 200 bini aşkın işsizimiz varken işsiz sayımızı 3 milyon 860 bin olarak açıkladı. Kim iş buluyor? Herhalde saraydaki ve saraydaki yandaşları iş buluyor. Değerli arkadaşlarım, şimdi Türkiye'de bu meydanda çeşitli kesimlerin sorunlarını gündeme getirmeye çalışıyoruz. Motokuryelerle birlikte buluştuk, sokak esnafıyla buluştuk, tekelci esnafıyla buluştuk, apartman görevlileriyle buluştuk, gazetelerin sorunlarını gündeme getirdik, evde temizliğe giden insanların sorunlarını gündeme getirdik, kafe, restoran ve barlarda çalışan insanlarımızı, restoran işletmecilerin sorunlarını bu meydanda Türkiye kamuoyunun dikkatine sunmaya çalışıyoruz. Şimdi Türkiye'nin hiç kuşkusuz toplumumuzun en önemli kesimi ve en büyük kesimlerden birisi emeklilerle bugün huzurlarınızdayız. Emeklilerin derdini bir Allah biliyor, bir kendileri biliyor ama iktidar emeklilerimizin derdini, sorununu bilmiyor. Ay başlarını nasıl getireceklerini bilemeyen emekliler, maaşlarına sadaka gibi zam yapılan emekliler, maaşına cebine girmeden ekmeğe, kiraya, gıdaya gelen zamla savrulup giden emekliler. İktidar etin kilosundan, elektrik, su, doğalgaz faturasından habersiz. İktidar emekliden habersiz. Hepsi saraylar içerisinde, lüks içinde yaşıyor. Emeklilere taneyle, gramla, 3 kuruşla yaşamaya çalışıyor. Değerli arkadaşlar, 2020 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye'de emekli yaşlılık aylığı alan 9 milyon 133 bin kişi var. Dul ve yetim aylığı alan sayısı ise 3 milyon 813 bin kişi. Düşük gelirler nedeniyle emeklilerin neredeyse yarısı ya çalışıyor ya iş arıyor. Bir rakamı dikkatinize sunmak istiyorum. 4 milyon 435 bin emekli ya iş arıyor ya da çalışıyor. Bu emeklilerin %47'sinin çalıştığı ya da iş aradığı anlamına geliyor ki %47 bir kesimin %47'si iş arıyor ve çalışıyorsa demek ki geçinemiyor. Değerli arkadaşlar, 4 milyon 435 bin emekli niye çalışmak zorunda? 2022-2020 verilerine göre değerli arkadaşlar, eskiden emekli aylıkları asgari ücrete göre daha yüksekti. Şimdi 2002-2020 yıllar arasında ortalama emekli aylıkları asgari ücrete göre %25 oranında değer kaybetmiş.
asgari ücrete göre %25 değer kaybetmiş durumda. Bugün 7.9 milyon emekli asgari ücretin altında maaşla geçimini sürdürmeye çalışmakta. Türkiye'de değerli arkadaşlar bir başka kesim var ki inanılmaz bir şey vereceğim rakam. Yandaş medya duysun, saray duysun. 2.6 milyon dul ve yetim ayda sadece 763 TL ile geçimini sağlamaya çalışmakta. Tekrar söyleyelim, 2.6 milyon yani 2 milyon 600 bin dul ve yetim aylık 763 TL ile geçimini sağlamaya çalışmakta. Bu rakam Türkiye'nin nasıl yönetildiğinde aslında göstergesi. Bir başka şey değerli arkadaşlar, 5 milyon insan 1500 TL ve altında parayla geçimini sağlamakta. 5 milyon insanımız, 5 milyon emekli ve dul ve yetimimiz 1500 lira parayla geçimini sağlamaya çalışmakta. Türkiye emekliler profilinin verilerine göre %82.7'si emeklilerin aylıklarının yetersiz olduğunu söylüyor ve geçinemiyoruz diyor. %56'sı kredi ve kredi kartı borcu olduğunu söylüyor. Emeklerimizin en çok tükettiği gıda maddesi ne? Et mi? Balık mı? Tavuk mu? Ne? Ekmek. En çok emeklerin %82.1'i yani her 100 emekliden 82'si en fazla tükettiği şey ekmek. Kuru ekmek. Bazen bayat ekmek. Kuru ekmek. Evet. Değerli arkadaşlar, %73.5'i de istediği gıdayı alamamaktan şikayetçi. 40 yıl devlete hizmet etmiş, millete hizmet etmiş emeklinin durumu bu değerli arkadaşlar. Şimdi bakan diyor ki Zümrüt Selçuk, son 2 yılda emeklilerimize toplam 674,5 milyar para verdik diyor. Külli yalan, manipülasyon. Emeklilere para verdim diyor. Verdiği para ne biliyor musunuz? 1500 lira emekli maaşı. Emekli maaşını da size sadaka gibi sunmaya çalışıyor. Yazıklar olsun onlara. 2 yıldır zam alınmıyor. Değerli arkadaşlar diyor ki daha önce ne diyordu Erdoğan? Asgari ücretten altında maaş alan kimse yok diyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK verilerini yüzüne çarpınca ne dedi? En düşük emekli maaşını 1500 yapacağız dedi. Sanki büyük bir lütufmuş gibi emekli maaşını 1500 yapacağım dedi. Onu da yapan Erdoğan değil, onu da yapan Kemal Kılıçdaroğlu. Bravo. Değerli arkadaşlar, bakın size birkaç rakamı söyleyeceğim. Bir yılda, yani geçen Mart'tan bu Mart'a kadar bir yılda emeklinin toplam aldığı maaşta neler kaybetmiş bir bakalım. Tam 1186 yumurta, 49 kilo ayçiçek yağı, 36 kilo pirinç, 43 paket makarnayı emekli bir yılda daha az alabiliyor. 52 kilo biber, 42 kilo domates, 7 kilo et, 32 kilo tavuk, 53 kilo süt, 48 kilo bulgur, 8 kilo zeytin, 19 adet ekmeğini emekli son bir yılda kaybetmiş durumda. Maaşıyla daha az bu ürünleri alabilmekte. Bunu duymayan sağır kulaklar duysun. Diyor ki Türkiye'de evine ekmek götürmeyen diye bir şey yok diyor. Türkiye'de artık taneyle sebze satılıyor. Taneyle sebze. İlk kez bardakla yağ satılıyor. Yağ. Bardakla yağ satılıyor. Artık emekliler, maalesef Türkiye'nin yoksulları pazara sabahtan gitmiyor taze ürün almak için. Ne zaman gidiyorsunuz pazara? Akşam gidiyorsunuz. Ne zaman gidiyorsunuz? Akşam gidiyorsunuz. Niye? Karanlık çöksün de komşu görmesin diye. Bunda utanması gereken siz değil, utanması gereken 19 yıl boyunca ülkeyi yönetenlerdir. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de çeşitli kesimler var. Ne var? Ev kadınları var.
Bu iktidar döneminde yeni bir kavramımız daha oldu. Ev gençleri. Ne demek? İş aramayan, okulunu bitirmiş ama evinde oturan ev genci var. Bir başka bir şey daha kazandı bu iktidar döneminde değerli arkadaş. O ne? Emekli işçiler. O ne? Emekli çalışanlar. Biraz önce söyledim. Türkiye'de 4 milyon 435 bin emeklimiz çalışıyor. Bunların Türkiye'nin iş yaşamına kazandırmış olduğu deyimlerden birisi de bu. Daha da vahimi, her yıl yüzlerce insan iş cinayetinde emekliler hayatını kaybediyor. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de durum bu. Avrupa'da nasıl bir bakalım. Bakın, Türkiye'de emekliler arasında da bir gelir dağılımında müthiş bir adaletsizlik var. En düşük emekli ile en yüksek emekli arasındaki oran 7,5 kat. Yani en düşük emekliden 7,5 kat daha fazla maaş alan emeklimiz var. Avrupa'da bu oran 4,2. Avrupa'da gelir dağılımında eşitsizlik daha az. Bir başka rakam değerli arkadaşlar, başka rakamları da sizlerle paylaşayım. Bakın, küresel emeklilik endeksine göre Türkiye emekliye sunulan yaşam kalitesi ve refah bakımından sondan 5. sırada yer alıyor. Almanya'da bir emekli maaşı 1200 euro, yani 10.800 TL. Hollanda'da 1100 euro, 9.900 TL. Belçika'da 1123 euro, 10.107 TL. Peki cennet Türkiye'de ne? Türkiye'de 1500 TL emekli ülkemizde kaç euro alıyor? 166 euro. 100, keşke 300 alsan. 166 euro. 166 euro alıyor arkadaşlar. Türkiye dünyadaki emekliler için tatil cenneti ama bizim emeklimiz burada söyleyelim ki köyüne gezmeye gidemiyor. Köyüne gezmeye gidemiyor değerli arkadaşlar. Maalesef dünya için emekliler, Türkiye cennet emekliler için, bizim için ise sefalet, açlık. Değerli arkadaşlar, ne diyor Recep Tayyip Erdoğan? Asgari ücretin altında emekli maaş alan kimse yok diyor. Rakamları söyledim. Bakın başka bir şey söyleyeyim. 2002 yılında bunlar iktidara geldiğinde asgari ücret kaç lira biliyor musunuz? 184. Emekli en düşük ne kadar maaş alıyor? 239. Yani asgari ücretten fazla maaş alıyorsunuz. Bugün ise 2825 lira asgari ücret, emekli aylığı ne kadar? En düşük emekli aylığı 1500 TL. Yani 2002'de emekli maaşının asgari ücreti oranı %130 iken şimdi nereye düşmüş biliyor musunuz? %53'e düşmüş. Emekli maaşı asgari ücretin ancak %53'üne denk geliyor değerli arkadaşlar. Türkiye maalesef yalanla, manipülasyonla yönetiliyor. Bir başka şey değerli arkadaşlar, bunun da hakkını teslim edelim. 2015'te biri çıktı mecliste, dedi ki emekliye bayramlarda birer maaş ikramiye vereceğim dedi. Değil mi? Kimdi? Kemal Kılıçdaroğlu. Olmaz dediler, sonra biner TL vermeye başladılar. Onu da alamıyorsun. Dur söyleyeceğim. Alamıyorsunuz. Bankalardan alamıyorlar. Odalar borsalar birliğinden emekli olanlar alamıyor. Değerli arkadaşlar, 5 yıl geçmiş, emekli ikramiyesine 1000 TL zam geldi mi? Gelmedi. Bakın, ben size söyleyeyim. Değerli arkadaşlar, 2020'de asgari ücret 2324'e yükseldi. Ne oldu? Emekli ikramiyesi artmadı. Emekli ikramiyesi asgari ücret oranı da artmış olsaydı bugün her bir emeklimiz her bayramda kişi başı 1750 TL alması gerekiyordu. Yani yılda 3500 TL. Sizin tam yıllık 1500 TL'nizi birileri çaldı. 1500 TL'nizi birileri çaldı. Bir başka rakam arkadaşlar, bir başka rakam. Ondan önce şunu söyleyeyim. Ramazan geliyor. Buradan hükümete çağrımız, mecliste bulunan partilere çağrımız.
Gelin, kanun teklifimiz var. Emekliye her bayramda en az asgari ücret kadar para verelim. Onu da buradan huzurunuza söz veriyoruz. 15 dakikada genel kuruldan geçireceğiz. Arkadaşlar bir başka rakamı da söyleyeyim. Dikkatinize sunayım. Bir emekli en düşük maaşla 2002 yılında 7.3 çeyrek altın alırken şimdi bir emekli ne kadar çeyrek altın alıyor 1500 TL ile? 2. Bakın 7'ymiş bu gitmiş bu kalmış. Kuyumcunun yanından geçmiyorsunuz. Bakın bu kadar altın alıyor musunuz? Bu gitmiş ne kalmış? Onu da alamıyorsunuz. İki tane çeyrek altın almış. Onu alırsam ne bacından olacak? Evet, onu yani ben orayı karşılatmak açısından söylüyorum. Değerli arkadaşlar, ülke bunları yaşıyor. Ülke bunları yaşıyor ama birileri her ay emekliye maaş zam yapıyor. Bakın burada ne yazıyor? Burada önce size göstereyim. 365 gün yazar buna. 365 gün emekli ikramiye alıyor. 365 gün. Ben bunlara gazete demiyorum. Bunlar haram medyası, havuz medyası. Bunlar bir çete. Emekli dolandıran bir çete. Buna inansa emekli evin yolunu bulamaz. Böyle komedi bir gazeteyle karşı karşıyayız değerli arkadaşlar. Şimdi zehir zıkkım olsun. Şimdi diyorlar ki bir de arkadaşlar bir de sizin dışında bir de EYT var EYT. Emekli yaşa takılanlar. Tayyip Erdoğan diyor ki biz diyor 46 yaşında emekli mi edeceğiz diyor. O da yalan. EYT'liler de bu iktidar kullanıyor. Değerli arkadaşlar. Bakın emekliye ne zam yapılıyor? Yapılan zam nereye gidiyor? Ben size söyleyeyim. Bir hastaneye gittiğinizde katkı payı olarak kaç ödüyorsunuz? 100-150 lira ödüyorsunuz. Emeklerin çoğu belli bir yaşın üzerinde. Hasta oluyor musunuz? Bir de Allah korusun. Allah korusun. Eşiniz de hasta olursa ne oluyor? 1500 TL'nin en az %20'si hastane katkı payına gidiyor. Değerli arkadaşlar. İlaçlar da var. Onu da siz söyleyin. Onu da gelin kürsüye siz söyleyin. Bakın. Emekli uzaya değil, emekli pazara gitmek istiyor. Fazla bir şey istediği yok. Emekli onun bindiği gibi lüks araçlara değil, 0 kilometre 6 milyonluk zırhlı araçlara değil, emekli sadece aldığı maaşla metroya binmek istiyor, otobüse binmek istiyor, pazara gitmek istiyor. Evet değerli arkadaşlar, şimdi buradan birkaç önerimden sonra sözü size bırakacağım. Emekli aylığı ve gelirleri en az asgari ücrete eşitlenmelidir. Nokta. Bunu destekliyoruz. Kanun teklifimiz var. Emekli aylık ve gelirlerin artırılması da sadece enflasyon değil, ekonomik büyümeye de dikkate alınmalıdır. Emeklerin sendikal hakları üzerindeki, örgütlenme üzerindeki bütün engeller kaldırılmalıdır. Emekliler şu anda sektör olarak Türkiye'nin en büyük çalışan sektörüdür. Bunu da duymayan kulaklar, görmeyen gözler görsün. Emeklilerin sağlık ve tedavi katkı payları alınmamalıdır. Sağlık katkı payı, ilaç katkı payı alınca ne oluyor emekli? Hasta da olsa, ölse de doktora gidemiyor. Bu emekliyi bu duruma düşüren, doktordan korkar hale, hastalardan korkar hale getirenlere de lanet olsun diyoruz. Emeklilikte yaşa takılanların sorunları bir an önce çözülmelidir. Emekli aylık bağlama oranları AKP döneminde %70 iken şu an %35'e düşmüş. Bu da düzeltilmelidir. Değerli arkadaşlar benim kısaca söyleyeceklerim bunlar. Şimdi ben sözü önce yanında bulunan Cengiz Yavuz'a DİSK Emekli Sen Başkanı'na vermek istiyorum. O da kısaca birkaç cümle söyleyecek. Merhaba arkadaşlar. Sözlerime emekliden yana tavrını her platformda cesurca dile getiren çok değerli Genel Başkan Yardımcımız
Veli Ağbaba'ya teşekkürlerimi ve şükranlarımı ileterek başlamak istiyorum. Bu anlamda bizi yalnız bırakmayan Adana milletvekilimizi de saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, Sayın Genel Başkan Yardımcımız çok net olarak rakamsal verileri ortaya koydu. Dolayısıyla bunları tekrarını yapmak istemiyorum çok fazla. Türkiye'de 13,5 milyon emekli bugün açlıkla, sefaletle, yoksullukla yönetilmeye, yaşamaya mahkum edilmiş durumda. Bunun da tek mümessili tabii ki bugünkü iktidardır. Defalarca iktidara taleplerimizi ilettik. Neydi taleplerimiz? Öncelikle az önce Genel Başkan Yardımcımın da söylediği gibi en düşük ücretin, en düşük emekli ücretini, hak sahipleri dahil olmak üzere asgari ücrete eşitlenmesini istemiştik. 5510 sayılı yasayla düşürülen aylık bağlama oranlarının yeniden revize edilerek önceki duruma getirilmesini talep etmiştik. Bunların hiçbirini iktidar hayata geçirmedi. Bakınız, Türkiye'deki 13,5 milyon emeklinin, ben izin verirseniz sizlere ortalama ücretleri söyleyeceğim. Türkiye'de değerli arkadaşlar, SSK emeklisi 5.902.000 emeklimiz var ve bunların ortalama ücretleri, ortalama ücret şu demek, en yüksek ücret alanla en düşük ücret alan arkadaşların ücretlerini toplayıp ortalamasını aldığımızda 2.400 liraya tekabül ediyor. Değerli basın, değerli arkadaşlar, bir ülkede asgari ücretin altında ücret ödeniyorsa bir vatandaşa şu mesaj veriliyor. Siz bizim vatandaşımız değilsiniz mesajı veriliyor aslında. Bunu 13,5 milyon emeklinin kabul etmesi mümkün değil. Yine Bağkur emeklisi arkadaşlarımızın ortalama ücreti daha da komik, 1850 TL'ye denk geliyor. Pandemi sürecinde ısrarla ve ilk açıklamayı DİSK emekli sen olarak biz yaptık. Bu süreci nasıl daha sağlıklı atlatabiliriz? Bunu anlattık kitlelere. Ve dedik ki pandemi sürecinde çalışmak zorunda kalan yaklaşık 7 milyon emekli işlerinden oldular. Kredi kartlarını ödeyemez duruma geldiler. İntihara sürükleniyorlar. Dolayısıyla bu emeklilere belli bir oranda katkı sunulsun dedik. Belli başlı tüketim mallarının ücretsiz ya da düşük ücretlerle evlere ulaştırılmasını talep ettik. Ancak iktidar bize ısrarla bankaları gösterdi, kredi kartlarını gösterdi ve bizleri yine açlığa, yokluğa, yoksulluğa teslim ettiler. Ve bir şey söylediler. Az önce sayın vekilim söyledi. En düşük ücreti 1500 TL yapıyoruz dediler. Yalan. 1500 TL yapılmadı değerli arkadaşlar. 1500 TL'nin altındaki ücret hazine tarafından tamamlandı. Evet. Bu şu demek değerli arkadaşlar. En az 3 yıl bu arkadaşlarımız 1500 TL almaya devam edeceği anlamına gelir. Toplu sözleşmelerden, ücret zamlarından faydalanamayacağı anlamına gelir. Dolayısıyla o da doğru değil. Diğer bütün verileri az önce Sayın Genel Başkan Yardımcımız söyledi. Tekrar onlara girmek istemiyorum. Ancak her örgütlenme bir ihtiyaçtan doğar. Emeklilerin sendikal örgütlenmesi de bir ihtiyaçtan doğmuştur. İşte o ihtiyaç biz 13,5 milyon emeklinin insanca yaşayabilmesi için bir müzakereyi hayata geçirmemiz gerektiğini de çok açık olarak gösteriyor. Dolayısıyla sözlerimi toparlamak istiyorum. Biz bu mücadeleyi sürdürmeye kararlıyız. Önümüzdeki de engel çıkarabilecek başta iktidar olmak üzere son mesajımız şudur. Evet. Eğer böyle devam edecek olursa 13,5 milyon emekliden bizleri yok sayanlara oy boy yok diyeceğiz ve Türkiye'yi bunlara zindan edeceğiz diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi Türk İşçi Emekleri Derneği Genel Sekreterimiz Mustafa Yılmaz'ı hemen hızlıca kürsüye alıyorum. Buyurun. Maskemizi de çıkaran başkanım hemen hızlıca. Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Milletvekili, saygıdeğer emekliler, değerli konuklar, sivil toplum kuruluşları olarak
Biz emekler, tüm işçi emekleri derneği genel sekreteri Mustafa Yılmaz olarak tüm işçi emeklerimizin sorunlarını milletvekilimiz söze şeye getirdi, dille sendika başkanımızla getirdi. Fazla konuşmak çabuk toparlayacağım. Bunlardan bizim emeklerimiz sağlıkta çok büyük, üçte biri sağlık harcamalarına gidiyor. Emeklerimiz 1500 lira maaş alıyor. Bunlar az. Bunların çoğalması talebimizdir. Burada ücretle askeri ücretin altında bir de enflasyon, TÜİK'in enflasyonu nereye oldu, nereden aldıklarını biz bilemiyoruz. Bizim pazarda enflasyon %30-40. Bunlar %12 çıkartıyorlar. Bir de %70 asgari ücretlinin altında alıyor emeklilerimiz maaşlarını. Bunların iyileştirilmesi. 13 milyon emeklimiz nüfusu olarak 35-40 milyon yapar. Bunlar sefil içinde yaşıyor. Bunların yükselmesi. TÜİK'in bize verdiği 6 aylık TÜFE şeyini 8.6 ikinci 6 ayda. Bunların yükselmesini istiyoruz. Temel gıdanın %40-%50 olduğu anda bunlar şey yapmıyor. Yetim aylıklarımız da 750 liradan yetimlerimiz, ama dullarımız maaş alıyor. Bunların da iyileştirilmesi. Benim fazla söyleyeceğim çok ama zamanımızı kısıtlıyorlar. Evet. Kusura bakmayın. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Teşkilatı'na teşekkür ediyorum. Diyeceğimiz bu kadar. Evet. Sağ ol başkanım. Başkanım teşekkür ediyoruz. Şimdi Yıldız Bacıoğlu. Çok hızlı söyle. Evet. Evet, Yıldız Bacıoğlu. İsmim Yıldız Bacıoğlu. Ben bu ülkenin vatandaşıyım. Başka bir yerden gelmedim. Benim iki tane çocuğum işsiz. Ben eşimden emekli maaş alıyorum. Ben bir anneyim. 19 yıldır yeter artık. Canımıza tak etti. Ben bu kışı battaniye altında geçirdim çocuklarımla. Torunum dün benden süt istedi, alamadım. Utanıyorum çocuklarımdan bir anne olarak. Yeter artık. Tayyip, duy sesimi. Sen saraylarda otururken ben gaz yakamıyorum. Ben pazara gidemiyorum. Ben evime ekmek alamıyorum. Eti unuttuk. Tavuk etini unuttuk. Sen saraylarda daha bilmediğin meyveleri yiyorsun. Sen torunlarını uçağa bindiriyorsun. Sen çocuklarınla dış ülkelere yatırım yapıyorsun. Yeter artık. Bunları vatandaş biliyor. Artık kör değiliz. Artık bunları görüyoruz. Çünkü canımıza tak etti açlık. Bütün emekliler pazara gidemiyoruz. Vekilimin dediği gibi akşamüstü pazara gidiyoruz. Konumuz komşumuz görmesin diye. Evde aç duruyoruz. Sıcak bir yerde oturamıyoruz. Sıcak çorba yapamıyoruz. Yeter artık. Yeter. Oyumuzu vermeyeceğiz. Vermeyeceğiz. Vekilim, teşekkür ediyorum bu imkanı yarattığınız için. Şimdi hemen Leyla Doğan'ı çağıralım. Arkadaşlar merhaba, ben Leyla Doğan. 2002'de emekli oldum. Pardon, özür diliyorum. 2020'de emekli oldum. 1400 civarı maaş bağlandı. Şu anda benim almış olduğum emekli maaşım 1500 liradır. Bunu banka dekontlarıyla kendi hesabımdan sizlere gösterebilir ve belgeleyebilirim. Bizlerden istenilen şeylerin karıştırdım ben. Hiç olmaz. Çok özür diliyorum. Yazmıştım ama toparlayamadım. Yaşadıklarımı söyleyeyim ben. Ben artık çarşıya gidemiyorum. Pazara gidemiyorum. Elimde ekmeğimi doğru düzgün yiyemiyorum. Ben eşimle birlikte 7500 lira maaş alırken 2020'de şu anda ben 3200 lirayla eşimin çift maaşla birlikte 3200 liraya mahkum edildim. 3200 liranın içinde ödemelerimizi ben size sıralayayım. 1. Torunum var, okuyor, onun ihtiyaçlarını karşılamak zorundayım. Çünkü babası da az bir maaşla çalıştığı için onlara destek vermek zorundayım. Bir kısmı ona gidiyor, bu bir. İkincisi, benim elektriğim var, benim suyum var, benim doğalgazım var. Ben bunları ödeyemedikten sonra, üçüncüsü, benim çarşıya çıktığım zaman, ben çarşıyı pazara, sayın vekilimin ve sayın başkanımın da anlattığı gibi
Gece saat 5'ten sonra 6'dan sonra pazara gidip çürük meyveleri topladıktan sonra benim bu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşama gibi bir şansım var mı arkadaşlar? Sizlere sormak istiyorum. Eğer bakanların söylemiş olduğu gibi askeri ücretin üzerinde maaş alıyorsak veya ona yakın maaş alıyorsak benim aldığım 1500 lira ile arasındaki farkı kim alıyor? Kimin cebine giriyor? Ben bunu istiyorum. Söylenenlerin birebir yerine getirilmesini istiyorum. Bizi burada iyi yaşamaya değil, ölmeye de değil ama tek söyledikleri şu: sürünün. Sürünün çünkü sizler bize lazımsınız diyorlar. Öyle ama yok. Yeter artık. Buramıza kadar geldi. Düşün artık yakamızdan. Biz hakkımızı istiyoruz. Kimseye de yetirmeyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Evet, döndü Güvener. Döndü hanım. Hemen birkaç cümleyle. Bizim tutmuyor diyor. Hemen o zaman hızlı söyle. Bir sandalye getirelim döndü hanıma. Evet. Hemen döndü söyle. Güvener'im ismim. Ben 23 senedir bekar çocuklarımı geçindirmeye çalışıyorum. Devlet bana para verdi, bayram harçlığı ya da ne bileyim pandemi parası, ama benim elime 5 kuruş geçmedi. Benim aldığım para, bakın defter burada, herkes bakabilir. 1 milyon 200 lira maaş alıyorum, yetiremiyorum. Bir de kızım 39 yaşında, kızım evde bekar bekliyor korkusundan. İş bulamıyor. Nereye gittiyse her yer kapımız kapalı bize. Büyük kız eşinden boşandı geldi. O başımda bekliyor. Aldığım bir mi daha yeni oldu, o da 1 milyon 300 lira. Kim geçinebiliyorsa geçinsin. İnanır mısınız, battaniyelerle oturuyoruz. Çocuklar anne üşüdük ne olur acık yak diyorlar. Yakamıyorum ki. 50 liralık kazanılır mı? 50 liralık kazanıyorum yavrum. Vallahi yetiremiyorum. Allah kimsenin başına vermesin. Her hafta pazara gitmek şurada dursun. Arada bir gidiyorum, onda zaten hanımefendi dediği gibi geç saatte gidiyorum. Hemen oradan manavların filan dışarı attığı şeylerden iyilerini seçmeye çalışıp topluyorum. Ya ben bu ülkenin vatandaşı değil miyim yavrum? Niye bu millet, bu hükümetimiz bizi düşünmüyorlar? Niye bizi bu kadar sefalete ittiler? Biz üvey evlat mıyız? İnanır mısın yani, ben daha anlatmadığım neler var. Şu anda aklıma gelenler bunlar. Sağ olun ablacığım. Hadi. Bir de Durmuş Özcan'ı çağıralım. Hemen Durmuş Özcan'a hızlıca bir iki cümle söylesin. Sonra... Hemen hızlıca bir iki şey söyle Durmuş abi. Evet. Başla. Merhaba arkadaşlar. Ben bir emekli olarak burada bulunmaktan zul diyorum. Niye? Yıllarca bu devlete vergi ödemiş bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bugün geçim sıkıntısı çeken bir vatandaş durumuna düştüm. Onun için saraydır, Türkiye'yi yöneten 19 senedir Sayın Tayyip Erdoğan bizi duysun. Kemal Bey geldi. Evet. Yazıktır, günahtır bu topluma, bu emekliye. Bizim sesimizi duysunlar. Teşekkür ediyorum. Evet, Kemal Bey geldi. Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Şöyle sarılmak istiyorum. Hoş geldin başkanım. Bir dakika. Sen devam et. Sayın Genel Başkan, bir emekli olarak bize sahip çıktığınız için teşekkür ediyorum. Bütün emekliler sıkıntıdayız. Biz bu ülkeye yıllarca vergi ödemişiz, yıllarca hizmet etmişiz. İnanın, zul diyorum. Duysun bizi saray, duysun bizi 19 senedir yöneten Tayyip Erdoğan. Yazıktır, günahtır bu topluma, emekliye, işçiye, köylüye. Bizi savunduğunuz için, bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum Sayın Genel Başkanım. Bir kişi çağırayım mı? Bir kişi daha çağırayım mı? Konuşmacı, yoksa şey yapar mısınız? Dinledim zaten. Tamam. Öncelikle yürekten teşekkür ederim haklarınıza sahip çıktığınız için. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak emeklilerin hakkını sonuna kadar savundum.
sadece Ankara'da değil, bütün Türkiye coğrafyasında savundum. Emekli derneklerine gittim, emeklilerle bir araya geldim. Onlar dertlerini anlattılar, dertlerini dinledim. Siz az önce dediniz ki biz bu devlete vergi verdik. Sadece vergi vermediniz, sigorta primi de ödediniz. Dolayısıyla hak ettiğiniz para, yani istediğiniz para hak ettiğiniz bir paradır. Çalıştınız, ürettiniz, ülkenin kalkınmasına katkıda bulundunuz. Dolayısıyla verginizi ödediniz, priminizi ödediniz ve size insanca yaşayabileceğiniz bir aylığın bağlanması lazım. Bu aylığı bağlamıyorlar. Uzun süre mücadele ettik, iki emekli ikramiyesini aldık. Şimdi 1500 liradan aşağı aylık alanlar var dediğim zaman uzun süre itiraz ettiler. Böyle bir şey yok dediler. En sonunda benim dediğimi kabul ettiler. 1500'ün altında aylık alanların aylıklarını 1500'e çıkardılar. Ama şimdi onlara zam vermiyorlar. Zam vermiyorlar. Zam 1500'ü buluncaya kadar vermeyeceklerini de ifade ettiler. O nedenle söylüyorum. Sizin hakkınızı sonuna kadar savunacağım. Bu benim boynumun borcudur. Teşekkür ederim Sayın Genel Başkanım. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. İyi ki bizim sesimiz oluyorsunuz. Yıldır emekliyim ve 3 kızım için ek iş yapıyorum ve hiçbir maaş kalmıyor. Avrupalılar tatil yaparken ben evde sipariş üzerine yemek yapıyorum. Evet. Allah'ın sağ olun. Peki teşekkür ederiz arkadaşlar, hepiniz emekli arkadaşlarımıza. Sen de yapın. Evet. Konuşmak gerekiyor. Bir dakika, ben de konuş kendimi çekiyor. Merhaba. Öyle mi, bağırarak mı? Ben 1300 TL maaş alıyorum. Eşim vefat etti. 2 tane çocuğum var. Geçinemiyorum. Yani aldığımız para hiçbir şey değil. Sadece faturalarıma dahi yetiştiremiyorum. Bakkala yazdırıyorum düzenli, devamlı. Ama bakkalda açık veriyorum. Yani ne yapacağımızı şaşırdık. Çocuklarımız meyve yüzü görmüyor. Doğru dürüst bir kahvaltılık alamıyoruz. Yani hiçbir gıdadan faydalanamıyor çocuklarım. Kendimiz de perişan oluyoruz. Bu kez de hastanelere gitmek zorunda kalıyoruz. Şu anda durumumuz gerçekten çok kötü. 1300 lirayla kim geçinebilir? 1300 lirayla kim geçinebilir? Eğer geçinebilen bir insan varsa alsın, bir de onlar geçinsin ya. Bu başımızda yönetenler bizi böyle peril perişan etti. Bizim vergilerimizle gayet güzel geçiniyorlar, yiyorlar, içiyorlar rahat rahat ama biz burada perişanız. Bizi gören yok. Yani ne yapacağımızı şaşırdık. Her şey için teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, hepinize, basın mensuplarına teşekkür ederiz. Emekli arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Tabii Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da sürpriz yap, bizi ziyaret için ona da teşekkür ederiz. Hepiniz sağ olun, var olun. Başkanım, biz de size teşekkür ederiz.